BT Haber Şirketler Grubu olarak birçok etkinliğe imza atıyoruz. Bunların en önemlisi bildiğiniz üzere Bilişim Zirvesi, Bilişim 500 araştırma ve ödül töreni. Hemen akabinde ise teknoloji platformları var ki bugün de bir teknoloji platformu için Ankara'da birlikteyiz. E bu, bu seferki konumuz kamuda BT Yönetişimi ve Endüstri, Endüstri BTK başkanımız, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurum Başkanımız Fatih Sayın da katılımıyla güzel bir etkinlik gelişiyor, gerçekleşiyor içeride. Kendisi de bu desteğiyle bize onur verdiler. biz şirket olarak etkinliklerde biraz farklı konulara temas etmek istiyoruz. Daha farklı paydaşlarla, daha geniş kapsamlı etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Paydaştan kastımız özel sektör olduğu kadar aynı zamanda kamu ve akademisyenleri de bu etkinliklerimize katmak. Dolayısıyla bütün içeriklerimiz de bu yönde e, gerçekleştiriliyor. E, burada önemli olan bir konu var. E, milli yazılım e, konusu bugünlerde son derece revaçta. E, hem devlet tarafında, kamu tarafında hem de özel sektör tarafında birçok e, konuşmacı, birçok konuya hakim kişi milli yazılımı olan desteği vurguluyor. Biz de diyoruz ki, milli desteğe yazılıma verilen önem kadar milli etkinliklere de Önem verilmeli. Yani e, bizler milli yazılımları tanıtmak için çaba sarf ediyoruz. Bir milli yazımı oluşturmanın bütünü e, yazılımsa, kod yazmaksa onu tanıtmak da bir o kadar önemli. Biz o tanıtıma elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Sektörün de mutlaka milli yetkinliklere destek vermesini gönülden bekliyoruz. Ee, teknoloji platformları daha sonra e, siber güvenlik konusunda da olmak üzere devam edecek. İstanbul ve Ankara'da devam edecek. Aynı zamanda Anadolu'nun şe çeşitli şehirlerinde de BT Vizyon etkinliklerimiz var. Bu sene 13 şehir planladık. Mümkün olduğu kadar daha önce etkinlik yapılmamış şehirlere gitmeye gayet gösteriyoruz. Buradaki amacımız da hem bir ticari faaliyet ama onun yanında da bir farkındalık yaratmak, bilişim farkındalığı yaratmak. Bu da, bu anlamda da biz e, üzerimize düşen ülkenin bilişim kalkınması, bilişim farkının arttırılması amacıyla üzerimize düşen görevi de tamamlamış olduğumuzu düşünüyoruz.